Hadi güzel anam, bir lokma da. Hiç iştahım yok be evladım. Yemen lazım be anacığım, hadi. Buradan gideceğim dediğin zaman seni adam sanmıştım. Ama sen para için kızımı, kendi öz anneni kullanacak kadar alçak bir insansın. Sen Nil'den nasıl para istersin ha? Nasıl bir insansın sen? Nasıl bir insansın? Senin ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben kimseden ne para ne de yardım istedim. Boşuna çeneni yorma. Artık beni kandıramazsın. Ne kadar para istiyorsun söyle vereyim, kızımı rahat bırak. Defol git lan buradan. Defol lan, defol. Defol lan! Defol! Yeter lan. Sen kim oluyorsun be? Ha? Asıl siz düşün benim yakamdan. Seni de kızını da görmekten bunaldım. Siz rahat bırakın lan beni. Benim anam içeride canıyla uğraşıyor. Cemil! Cemil! Ne oluyor oğlum orada? Defol git buradan. Elimden bir kaza çıkacak. Gel anacığım, bir şey yok. Kimdi be oğlum adam? Yok anneciğim, önemli biri değil. Sen geç dinle hemen. Hem sen niye kalkıyorsun ki yataktan? Ne o? Şimdi sen mi hesap sormak için arıyorsun? Cemil, buluşalım mı? Surların orada, seni bekleyeceğim. Cemil, ben dün söylediklerim için özür dilerim. Annene çok üzüldüm. Ama eminim iyileşecektir. Sen anneni çok seversin, bilirim. Hep çok düşkündüm Feride teyze. Tam ana kuzusu derler ya. Cemil, bana telefonda söylemişsin ya, seni kaybettim. Şimdi de annemi kaybediyorum diye. Ben inanıyorum. Sen anneni kaybetmeyeceksin. Kurtulacak annen. Onu bu kadar çok seven bir oğlu varken kurtulacak. Ben babasız büyüdüm İffet, biliyorsun. Annem beni tek başına adam edebilmek için uğraştı. Gerçi ben adam olmadım, o da ayrı. Ben bir seni sevdim İffet, bir de annemi. Sen gittin. O da gitmesin. Thank you.
Anneme bir şey olmaz. Babam bizi bırakıp gitmeseydi belki de ben böyle bir insan olmazdım, biliyor musun İffet? Bir gece eşyalarını topladı ve öylece gitti babam. Hiçbir şey söylemeden. Annem günlerce ağladı. Ben de ağlıyordum ama annemden gizli. Serde delikanlılık var ya. Annem aylarca camın önünde babamı bekledi. Hiçbir şey konuşmadı. Ama babam dönmedi. Kadıncağız perişan oldu ağlamaktan. O günden sonra ben de kendi kendime yemin ettim işte. Kimseye böyle bağlanmayacağım. Kimseyi böyle sevmeyeceğim diye. Çünkü herkes gidiyor, terk ediyor. Bir daha da dönmüyor işte. O kadar canım yanıyordu ki. Bir daha kimse canımı yakamayacak dedim. Ondan sonrasını biliyorsun işte. Hayti herif, ukalan, bencil adamın teki oldum. Çekmeyeceğim diye kıvranırken şu an o kadar çok acı çekiyorum ki. Bunları hiç anlatmamıştın bana. Hiç böyle bahsetmemiştin kendine. Bunları bir tek sana anlatıyorum ben. Teşekkür ederim. Niye? Her şeye rağmen benim yanımda oldun. Benimle konuştuğun için İffet. Benim gitmem gerek. Annen kurtulacak, merak etme. Senin sevgin kurtaracak onu. Merhaba. Merhaba. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacaksınız benimle? Sana bir teşekkür borcum var. Buyurun içeri geçelim. Düşmüş tansiyonum Feride. Şükürler olsun. Siz burada beklerseniz. Tabii. Nasılsın anacığım? İyiyim yavrum. Ben artık kalkayım. Ayaklarına sağlık. Zahmet geçmiş oldu. Olsun. Çok teşekkürler. Tansiyonu düşmüyor.
Acil bir şeyler yapmak lazım. Yoksa Allah korusun. Annem, iyi misin? Ha? Evet. Benim bir misafirim var anacığım. Onunla ilgilenir ilgilenmez senin yanına geleceğim hemen. Peki düz. Annenin nesi var? Ameliyat olması gerek. Ya. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Bak Cemil. Seninle kısa ve açık konuşacağım. Sizi dinliyorum. Sen benim hayatımı kurtardın. Sana bir can borcum var. Bana borcunuz falan yok. Ben buraya aynı zamanda sana bir iş teklif etmeye geldim. Benim senin gibi dobra, mert bir insana ihtiyacım var. Ocakta çalışanlarla konuştum. Sordum, soruşturdum. Senin için iyi şeyler söylediler. Nemrut, suratsız, ters herifin tekidir dediler. Benim bir sürü işim var. Taş ocağını zaten biliyorsun. İstanbul'da inşaat işleri de yapıyorum. Şayet kabul edersen gel benim yanımda çalış. Çalışırım tabii de. İyi para veririm, merak etme. ₺50.000 verir misiniz? ₺50.000 mı? Annemin ameliyat parası. Bakın. Eğer parayı bana verirseniz sizin yanınızda köpek gibi çalışabilirim. Ve hani yani borcumu ödeyene kadar ayrılmam yanınızdan. Senet bile yapabilirim sizinle. Veririm, merak etme. Senete sepete de gerek yok. Yarın gelir paranı alırsın. Annenin ameliyatı için ne lazımsa yaparız. Ne gerekiyorsa hepsini veririz. Hiç kuşkun olmasın. Evet. Bana müsaade. Hiç şaşırma evlat. Bu işler böyledir. Sen nasıl gecenin bir vaktinde yetişip benim hayatımı kurtardınsa şimdi de sıra bendeymiş demek. Tekrar geçmiş olsun. Görüşürüz. Sağ olun. Ameliyata giriyoruz. İnşallah bu hastalıktan da kurtulacaksın. İnşallah oğlum.
İnşallah. Hepsi senin sayende. Güzel anam benim. O kadar gururlanıyorum ki Cemil. Senin gibi vefalı bir oğul yetiştirdiğim için. Sen de arkadaşların da her an yanımdaydınız benim. Ne güzel. Ne iyi çocuklarsınız siz. Biliyor musun? Bugün Nil de geldi. Hatırımı sordu, yanımda durdu. Aslında cici bir kız o da. Cemil. Bak, bana bir şey olursa. Yani ameliyatta... Anne, nasıl konuşuyorsun sen öyle? Ha? Hiçbir şey olmayacak sana. Gireceksin ameliyata, güzel güzel çıkacaksın. İnşallah. Cemil. Bana söz ver. Evlenip bir yuva kuracaksın. Tamam. Bir türlü denedin, olmadı ama. Yeniden evleneceksin. Cemil, bana söz ver. Ben oğlumu bu dünyada yapayalnız bırakıp gitmek istemiyorum Cemil. Annem, nasıl konuşuyorsun sen öyle? Ağzından yel az. Hadi bakayım, sil o gözyaşlarında. Şş, üzme bak beni. Bak, o kız var ya Nil, seni çok seviyor. Kızın gözlerinden belli, biliyor musun? Ama ben onu sevmiyorum. Ah be oğlum. Sen de kimseyi sevemiyorsun. Baban gibisin aynı. Çok seviyorum. Ben hala İffet'e aşığım ben de. Oğlum, o kız evlendi. Biliyorum. Çok denedim ama kurtulamadım. Unutamıyorum onu bir türlü. İçim acıyor anne. Kalbimden, fikrimin dikenlerinden batıyorsun hala derinden. Bak oğlum, eğer bu işi yapacaksan her şeyden önce bıçağın keskin olacak. Anladın mı beni? Ameliyat parasını buldum.
Ama bu yaptığını ömrüm boyunca unutmayacağım. Allah senden razı olsun. Cemil hoş geldin. Merhaba abi. Sağ ol abi. Parayı buldum. Cuma günü ameliyat oluyor. Buldun mu? Kardeşim benim be. Ulan... Temiz kalpli bir adamsın be. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu gece bu masanın hesabı benden. Afiyet olsun. Eyvallah. Haydi içelim o zaman. Sağ ol. Hadi. Hepinize teşekkür ederim. Abi. Bu sesin. Olur mu oğlum? Esas şimdi senin ihtiyacın var. Bu iş ameliyata bitmez ki. Cemil, koy şu parayı cebine. Hadi al, al koy cebine. Bunun ilacı var, ameliyattan sonra bakımı var. Vallahi olmaz Nurettin amca. Yine de sağ ol. Hadi Cemil ya, Allah Allah. Ben bu mahallede doğup büyüdüğüm için o kadar şanslıyım ki. İyi ki varsınız. Hadi sağ olun. Hadi. Vay be. Adam tek seferde çıkarıp verdi 50.000 lirayı ha. Helal olsun. Senin anlayacağın ömür boyu Arif Güney için çalışacağım Ersin. Annem iyi olsun da gerisi yalan versin. Arkadaşlar, şimdi fırçanın kralını yiyeceğim. Serpil arıyor. Aşkım bebeğim, her şeyim, sevgilim ve bir tanem mi arıyor acaba? Tamam karıcığım, şimdi son dubleme için geliyorum. Ya sen niye bana bağırıyorsun şimdi? Yok hayatım, ben de bağırmıyorum. Sesim gür ya, ondan öyle çıkıyor. Tamam, tamam. Son dublemi de içmeyeceğim, tamam. Bir şey... Öf kardeşim, bu ne ya? Sana o kadar özeniyorum ki Feyyaz. Hadi kalk. Kalk git karının yanına. Belki senin sözünü dinleseydim şimdi İffet de bana böyle fırça çakıyordu. Bir çocuğumuz bile vardı. Neyse. Hadi kalk git evine. Ben de seninle kalkıp annemin yanına gideyim. Hadi. Hadi eyvallah Ersin. Görüşürüz. Sen de İffet'te en zor zamanlarımda benim yanımda oldunuz Feyyaz. Sağ ol. Düşünme şimdi bunları. Feride teyzeyi öp benim için, tamam mı?
İffet. İyi misin sen? İyiyim, bir şeyim yok. Sadece... Niye çıkarttın bu kolyeyi sen? Çıkarmamı istediler. Kim istedi? Onlar. Bu kolye sana o kadar yakışıyor ki. Yardım etmemi ister misin? Do you